Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Büyük keyifli sizleri ziyaret etmek ve bu keyifli röportajı da öncelikle Mehmet Bey'i tanıyarak başlayalım. Mehmet Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? 1985 Aydın doğumluyum. İzmir'de büyüdüm. Jeoloji mühendisiyim. 13 senedir sektördeyim. 13 sene önce aracılık yaparak başladım sektöre. Evet. Daha sonra işte kendi firmamız, diğer firmalarda çalışmamızla beraber bugünlere kadar geldik şükür. Ya bütün bilgi birikim tecrübeleri A İnşaat Madencilik çatısı altında topladınız aynen, sanırım. Aynen. Tüm 13 yılı burada topladık. İnşallah daha iyi yerlere de taşımaya çalışacağız uzun yıllar boyunca. Mutlaka işletme sahiplerimiz Özcan Bey, Vedat Bey evet, var sanırım. Tabii bunlar bugün yoğunluğundan dolayı katılamadılar kendileri röportaja ama selamlarımızı biz gönderelim. Evet. Destekler, emekleri şüphesiz burada çok, çok teşekkür büyük. Ediyoruz. Bunu evet, söyleyelim. Biraz şimdi firmayı tanıyalım. Kuruluş tarihinden başlayalım. Kaç yılında kuruldu? Verdiğiniz hizmetler nelerdir? Firma 1997 yılında kuruldu. Enerji ve inşaat sektörleriyle beraber başladı. 2020 yılında da mermer maden sektörüne girdi. Ocağımızı da 2020 yılı itibariyle açtık. İyi de bir giriş yaptığımızı düşünüyoruz. Bu şekilde yeni ocaklarla, yeni yatırımlarla da sektörde adından söz sahibi ettirecek şekilde de çalışmalarımızı yapıyoruz şu anda. Evet, farklı bir işiniz peki? Hani ürün yelpazenizi biraz tanıyalım. Hani tek bir ürün yelpazesi mi? Farklı ürünler var mı? Şu üretim an, özellikle? Şu an tek ürünümüz var. Tek ürün. Buna yoğunlaşacağız. Bunda başarılı olduktan sonra üstüne koya koya emin adımlarla gideceğiz. Çünkü bir işi yarım bırakıp diğerine geçmek maalesef günümüz şartlarına ve sektörümüze de uygun değil. O yüzden burada emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Zaten şu an ürünümüz ihracat konusunda Çin pazarında özellikle anlaşmalı olduğu için hızlı bir şekilde de üretim yapıp satışlarımıza devam ediyoruz. Ne güzel. Biraz tabii arz talep meselesiyle de hareket ediyorsunuz. Tabii ki de. Talepleri de mutlaka değerlendiriyorsunuz bu noktada. Kesinlikle. Özellikle ebatlı konusunda yani işlenmiş mermer ürünü konusunda da yeni yatırımlarımız, yeni girişimlerimiz olacak. Fuara gelme amaçlarımızdan bir tanesi de aslında o. Hem firmanın bir yüzünü tanıtmak istiyoruz. Çünkü 2020 yılında kurulduk. Yeni yüzlere de ihtiyaç var aslında. Ama dediğim gibi yine sağlam, güvenilir, emin adımlarla gitmek istiyoruz işlerimizde. Bunu da geniş bir ürün yelpazesiyle inşallah devam ettireceğiz. Mutlaka. Çok seviyorsunuz mesleğinizi. Ben evet. bunu söylemek istiyorum size önce. Biraz röportajdan önce sohbet ettik. Yani 13 yıl geçmiş ama hala o heyecan sizde var. Tabii ki de yani yeni yeni bir ürün olunca yeni çünkü doğal taş sektörü çok geniş tüm Türkiye'de dünyada yıllardan beri hani bunu anlatmakla bitiremeyiz zamanımız yetmez o yüzden güncel konular çok daha iyi elimizde böyle bir ürünümüz var böyle bir güçlü firmayla beraber hani sektörde kalmak kalıcı olmak ilk hedeflerimizden bir tanesi açıkçası. Fuar nasıl geçiyor? Fuarı gerçekten özlemişiz. Evet. Yani 2 yıldır katılamıyoruz. Bizler de aynı şekilde söyleyebiliriz. Evet. Biz de özlemişiz. Herkes. Röportaj herkes, yapmayı herkes. Gerçekten. Biraz fuar hakkında görüşlerinizi alalım. Fuar maalesef önceki yıllara göre yani 13 yılın en durgun fuarı diyebilirim. Gerçekten çünkü iki holde özellikle mermerciler yoğun bir şekilde birçok firma katılma gereği duymamış ki pandemi koşulları hem yabancı misafirlerin gelişiyle ilgili. Ancak ilk gün için şunu söyleyebilirim. Blok olarak değil ama işlenmiş mermer ürünü, ebatlı ürünlerde özellikle Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkeler ilgiliydi, bayağı bir ilgiliydi. Bunun her kriz bir fırsattır sözünün destekleyicisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yıllardan beri hep mermer sektörü blok ihracatı olarak farklı bir şekilde bizim için özellikle benim için bu şekilde gelmişti. Şu an farklı sektörlerde ya da farklı ülkelerde de daha iyi ürünler verebileceğimiz, kendimizi geliştirebileceğimizi düşünüyorum bu konuda. Yani bu krizi fırsata çevirmeye de çalışıyoruz açıkçası. Kendi firmamız bünyesinde de bununla ilgili çalışmalarımız var. Hani fabrika yatırımımız olsun, yeni ürün yatırımımız olsun bunları destekleyici nitelikte olacak. Yani buradan da fuardan da öyle bir ders çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Kendi firmamız adına özellikle.
bu eksiği artıya çevirmek amacımız, asıl amacımız bu. Evet, ne güzel üretim yapıyorsunuz. Üretim evet. demek istihdam demek, üretim demek ekonomiyi canlandırmak demek. Bu da bir evet. gerçek. Bunu söyleyebiliriz. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Personel kadronuz peki, bunun için de bir ekip gerekiyor. Kesinlikle. Ekip olmadan da olmaz. Kesinlikle. Şu an Ocak'ta yaklaşık 25 kişiyiz Ocak işletmesinde. Muhasebemiz, ihracat bölümümüz, aynı zamanda Ankara'da, orada da yaklaşık 4 kişiyle hizmet veriyoruz. Bu ilerleyen dönemlerde artacak. Artması da gerekiyor tabii doğal olarak. İlerleyen dönemlerde 100 personelden fazla istihdam hedefimiz var ki ocak yatırımımızları da buna destekleyen nitelikte. Şantiye binamız olsun, ocaktaki iş makinelerimiz, ekipmanlarımız olsun. Özellikle önümüzdeki sene yaklaşık 2 kat bir büyümeyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimiz o şekilde. İstediğiniz noktaya ulaşabildiniz mi peki hedef anlamında, ya da bundan sonraki düşüncelerde neler var? Özellikle şu pandemi süreciyle beraber maalesef istediğimiz seviyenin yakınındayız ama tutturmuş değiliz. Bu bir gerçek. Ama bu dediğim gibi eksileri artıya çevirdiğimizde ve pandemi koşulları bittiğinde, her şey normal hale döndüğünde hedeflerimizin üstüne çıkacağımızı düşünüyorum açıkçası. Tabii ne hedef bitecek ne hayal. Kesinlikle. Zaten bitmesin de. Biterse biz de biteceğiz. Tabii umutlar biterse hayat da biter. Hayat yani. Da bitiyor. Umut olacak. Evet, biz bir yolda başarılar dilerim sizlere. Çok keyifli bir röportajdı. Çok güzel bilgiler paylaştınız bizlerle. Son sözleri de size bırakalım. Buradan ekran başındaki izleyicilerimize. Evet. Tüm Türkiye aslında neler aktarmak istersiniz? Müşterilerinize, sizi ziyaret edenlere. Buyurun. Geleceğe umutla bakmamız lazım. Hiçbir zaman çalışmayı, üretmeyi bırakmamamız da gerekiyor. Mutlu günlerin hayalini kurarak, daha iyisini yapmaya çalışarak geçmemiz gerekiyor. Herkesin mutlu, sağlıklı, öncelikli olması gerekiyor. Bunun sonunda da her şeyin geleceğini temenni ediyorum. Herkese mutluluklar diliyorum. Biz de herkesi bu keyifli yere davet edelim. Evet, herkesi bekliyoruz. Affedersiniz. En azından anlattıklarımızı yaşayarak görürler. Bir çay kahve içerler. Tanışmış tabii ki de. Aslında. Her zaman. Bunu her da söyleyerek zaman. Bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere Mehmet Bey. Başarılarınız her zaman daim olsun. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun.